Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu sefer gönlümün efendisi World of Warcraft'tayız. Ve yeni bir event geldi dostlar. Bu eventi oynamak için herhangi bir pakete ihtiyacınız yok. Sadece bir WoW subscription yeterli olacak. Ve bu subscription'ı aldığınız zaman WoW Remix, Mist of Pandaria oynayabileceksiniz. 84 gün boyunca geçerli olacak bu event. Ve bu event bize neler sağlıyor onu bir kısaca bir göstereyim size. Şimdi önce bir oyunumuza girelim. Ben bir tane karakter yaratmıştım size göstermek adına. O karakterle birazcık anlatacağım, ilerleyeceğiz. Ona göre de siz de hani bir fikir sahibi olursunuz bu event size neler verecek. Şimdi başlangıç olarak Mist of Pandaria'nın eğer oynamadıysanız başlangıç bölgesinde başlıyorsunuz. O da Jade Forest'te. Daha doğrusu en başta daha Timeless Island'teyiz. Orada bir ufak tefek bir prolog gibi bir şey yapıyoruz. Sonrasında zaten buraya geçiyoruz. Burada da görevler vesaireler yapıyorsunuz. Hani aslında gayet normal bildiğiniz, oynadığınız oyun gibi. Hani daha önce oynadıysanız, daha önce oynamadıysanız sizin için bir yenilik olacaktır. WoW için bir başlangıç olacaktır. Ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Sebebi de şundan ibaret. Oyunda yeni bir para birimi eklendi dostlar. Yeni bir para biriminden kastım toplama birimi aslında diyebilirim. O da bu bronz. Bu bronzdan nelerden düşüyor? Yapacak olduğunuz questlerden düşüyor, moblardan düşüyor, dungeonlardan düşüyor, her yerden düşüyor. Mesela dungeon'a tıkladığımız zaman burada, Group Finder'dan, burada random işte Mist of Pandaria dungeon'lara girdiğimiz zaman bir tane ufak bir çanta veriyor. Bu çantanın içinde bronz olacak, bir de farklı farklı materyaller olacak. O farklı materyallerden kastım da bu ıvır zıvır falan yani, tamam mı? Bunlar şimdi ne işe yarıyor? Bunların işi şöyle ki haritada muhtemelen sizin haritanız benim haritam gibi karışık, karma karışık gözükmeyecektir ama hepimizde ortak bir şey var. O da şu Infinite Bazarlar, tamam mı? Bu Infinite Bazarlar haritanın yani dünyanın, Mist of Pandaria'nın dünyasında hemen hemen her yerinde var. Ve bu pazarlarda ne yapabiliyoruz onu size göstereyim. Mist of Pandaria'da var olan bütün mountlar, ister başarım gereği, ister raidlerden gereği, hepsini bu bronz sayesinde satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen gösterelim. Şuraya geldiğimiz zaman, tamam mı? Bu binanın içinde, hani burada gösteriyor da burada farklı hani raidlerden düşen itemler vesaire, hani transmog için bilmem ne için, onlar hepsi de gösteriyor. Ki hani o transmogları normal oyununuzda da zaten alabilirsiniz. Hani çok büyük bir şey yok onun. Ama gel gelelim ki mountları da tabi alabilirsiniz düştüğü takdirde. Şimdi burada belli başlı bir fiyat aralığında, yani 2200'e de var, tamam mı? Hatta daha düşük var mı? Yok, 2200 herhalde en düşük, aynen. 2200'e de var. Mesela bulutlarımız var. İşte bu kuşlar var. Bu zımbırtılar var. Ama gel gel bizim için önemli olan bunlar. Mesela bu işte Siege of Orgrimmar'dan düşen de. Bu yine bunlar. Şu. Bu bir tane World Boss'tan düşüyordu. Bunlar en son çıkan raid'e neydi raid'in adı? Unuttum ya. Şurada Throne of Thunder'dan düşüyor. Yani buradaki bütün mountları alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi onların bedeli de bir hayli yüksek. 38.500 istiyor tek bir tanesi için. Total cap'imiz ne kadar? 2 milyon. 2 milyona kadar tabi biriktirmek zorunda değilsiniz. Hani baktınız ki ne zaman biriktirdiniz yeterince oradan çat diye gider alırsınız. Herhangi bir sorun olmaz yani. İşin en güzel yanı da hani herhangi bir pakete ihtiyacınız yok arkadaşlar. Sadece bir tane WoW subscription'de bu eventi oynayabilirsiniz. Hani bu bir event sonuçta. Bu eventi oynayabilirsiniz. Eğer ki WoW subscription'ınız zaten varsa sizler muhtemel Shadowlands'i dahil oynayabiliyorsunuz. Sadece Dragon Island'ı oynayamıyorsunuz. Eğer ki hiçbir subscription'ınız yoksa ve bu event'e özel subscription alacaksanız ve hani korkuyorsanız, derseniz ya işte subscription biterse ne olur? Karakteriniz silinmiyor arkadaşlar. Onu şey yapın, hani orada içiniz rahat olsun. Karakter silinmiyor. Karakteriniz kalıyor ta ki ne zaman yeni bir WoW subscription alana kadar veya
paketi alana kadar. Ha, şimdi diyeceksiniz ki paketi satın alırsak ne olur? Şöyle ki hangi paketi alacağınıza bağlı. Bu saatten sonra şu andan itibaren Dragonflight paketini almanın hiçbir mantığı yok. Çünkü zaten buradan birkaç ay sonra, birkaç ay dediysem de işte Aralık'ta The War Within çıkacak. O çıktığında da Dragon Island zaten normal subscription bazındaki şeye dahil olacak. O yüzden şu anda mesela eğer ki illa oyunu alacaksanız The War Within'in başlangıç paketini 1200 TL miydi, 1300 TL mi neydi, onu alabilirsiniz. Onu aldıktan sonra da subscription devam ediyorsa, hani subscription devam ediyorsa bu paketi alır, 84 gün boyunca bu şeyden faydalanabilirsiniz. Bundan faydalandıktan sonra da oyunun devam eden sürümünden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada mesela ben ufak tefek bir şey yapıyorum, birazcık farm yapıyorum, bir size göstermek için. Bakın mesela iki tane bronz eklendi bile çantamı, görmüş olduğunuz gibi. Ve burada bir şey daha eklediler. O da şu, mesela kendi itemimden göstereyim. Hani çok da büyük bir önemi yok. Item çöp olsa. Eğer şeyde hatırlıyorsanız Battle for Azeroth'ta şöyle bir şey vardı. Bir tane makine vardı ana şehirde. O makineye işte item koyduğunuz zaman, kırdığınız zaman, itemi parçaladığınız zaman böyle belli başlı bir materyal elde ediyordunuz. Burada ona benzer şey getirdiler dostlar. Ve bence onu buraya getirmiş olmaları gayet başarılı bir şey. O da onu da hemen göstereyim. Şuradaki Unraveling Sands diye bir şey, tamam mı? Onu mesela çıkaralım bir. Burada çıkardık bunu. Burada bir slot makine görüyorsunuz. Bu slot makineye bir item yerleştiriyorsunuz. Mesela ben bu Wrist'i buraya yerleştireceğim şu anda ve kıracağım. Kırdım. 8 tane bronz geldi. Yani oyunda dedi diyorum ya, hani dungeon olsun vesaire olsun, işte questler olsun, ki questler de zaten bayağı bir quest var. Aynı zamanda mob farming yaptığınız zaman moblardan da itemler vesaireler düşüyor ki şeyine göre, yerine göre daha fazla item, hemen işte daha yüksek itemler düştüğü zaman muhtemel toplayacağımız bu şey de ona göre daha fazla, hani daha çok şey toplamış oluruz. Daha fazla bronz toplamış oluruz. Böyle değişik değişik şeyler geliyor. Ben tabii Warrior sevdiğim için yine Warrior açtım. Ya ben hani sizi bilmiyorum da ben Mist of Pandaria temasını çok fazla sevmiyorum. Keşke farklı bir expansion. Gerçi seveni de vardır illaki. Ben ama yine diyorum keşke farklı bir expansion'dan gelseydi. Mesela eğer soracak olursanız mesela hangi expansion'ı sen tercih ederdin diye. Ben şey derdim. Warlords of Draenor derdim. O gerçekten hoşuma giden bir expansion'dı. Moblardan bize böyle farklı farklı bufflar geliyor. O da şeyimizi artırıyor. Şimdi bu quest bitti mi? Bitmiş. Binelim ejderhamıza. Şimdi bakın. Muhtemelen bu bana ödül olarak, evet, kutucuğu verdi. Kutucuğu açalım, içinden ne çıktı? 16 bronz çıktı. Bu kutucuklardan item falan da çıkabiliyor.
Bronz çıkması tabii benim için daha iyi. Çünkü ne kadar çok bronzu ne kadar çabuk farmlarsam o kadar çabuk o bineklere sahip olabilirim. Hani şimdi şunu bilmiyorum arkadaşlar. Yani büyük bir ihtimalle ilerleyen levellerde her zamanki olduğu gibi bu küçük hani kutucuk veriyor ya bize. Bu kutucuk muhtemel büyük olacak. Yani son levele ulaştığımız zaman bize daha büyük bir kutucuk verecek ve o daha büyük kutucuğu verdiği zaman bak mesela item düştü şu anda. Yok item düşmemiş, şey düşmüş. Daha büyük bir kutucuk aldığımız zaman içinde tabii haliyle daha fazla da bronz olacak. O daha fazla bronz da ne demek oluyor? Daha hızlı ve daha çabuk amacımıza ulaşmış oluruz. Benim amacım açıkçası sırf şey farmlamak. Yani mountları farmlamak. Kimin amacı bu expansion'ı deneyimlemeyen arkadaşlarımız vardır illaki. Ve bu expansion'ı deneyimlemek için oynamak istiyordur. Hani oynayabilirler tabii elbette. Hiçbir sıkıntı yok. Bunu da tamamladık. Şu quest'i de verelim. Hatta burada iki tane. Ve kutucukları da açalım. Level de atladık aynı zamanda. Yani görüyorsunuz her görev neredeyse hemen hemen her görev bize bu kutulardan veriyor. Yani o yüzden hani açıkçası zaten hep diyorum ya size wow çok basit oldu diye. Yani zor bir şey olacağını zaten beklemiyordum. İlla ki böyle kolay bir şey olacağını hani neredeyse emindim diyebilirim. Şimdi şu kutuları açalım bakalım içine ne çıktı. Ha, bak daha demin kırdık ya Vrist. Al sana Vrist çıktı bir tane. Giyelim onu. Bu neymiş? Ha, farklı farklı bufflar. Bu sefer buradan da eldiven düştü. Bu ne? Ha, Tinker gemler. Bu gemleri bunun içine mi? Ha, burada kırmızı mesela. Bu ne? Bu buna giriyor mu? Giriyor. Değişik. Burada da bir bu ne? Tinker Game. Ya bunları okumak lazım ya. Kiminin kimi şey var yani farklı özelliği var, farklı abilities var. Bence gayet güzel olmuş ya bu olay. Harbiden yani karakterinizle farklı farklı şeyler yapabiliyormuşsunuz. Bu güzelmiş. Şimdi yeni bir tane item geldi. Bir tane staff geldi. Belki staff daha doğrusu silahlar çoğu zaman daha fazla gold verdiği için sattığımız zaman belki hani o mantıktan yürütüyorum şu anda. Belki bu bize daha fazla bronz da verebilir. Bakalım silahları bunu scrap ettiğimiz zaman ne kadar bronz gelecek? 11 bronz geldi. Öncekinde ne kadar gelmişti hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum ya. 2 mi gelmişti? 4 mü gelmişti? 6 mı gelmişti? Bir şey 8 mi gelmişti? Bu muydu acaba? Hatırlamıyorum. Her neyse sonuç itibariyle görüyorsunuz ki bu bronzlar sürekli olarak her şeyden, yapacağınız her şeyden, ister mob öldürün, ister item kırın, ister görev yapın, ister kutu açın, ister dungeon girin, ister raid yapın. Yani her şeyden düşüyor. O yüzden bunu şeyleri farmlamak bu 80 küsür gün içerisinde zor olmamalı. Ben burada noktalıyorum dostlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ve bir sonrakine görüşürüz. Kendinize iyi bakın.